sevgili butik gayrimenkul takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bodrum'dan sevgiler, selamlar. Bugün Bodrum'un merkezinde yine harika bir villanın içerisindeyim. Bahsetmem gerekirse şu anda içinde bulunduğum villa örnek villadır ve tüm villalarımız aynı şekildedir. İç tasarımı aynıdır. Sadece konumlarına göre farklılık göstermektedir. Bahçe payları da aynıdır. Her villanın 1100 metrekare kendine ait arsa payı bulunmaktadır. Sadece 8 adet villadan oluşan butik bir sitedir. Her villanın kendine ait özel yüzme havuzu mevcuttur. Villalarımızın bazıları deniz manzaralı, bazıları doğa manzaralı, bazıları ise şehir manzaralıdır. Villamıza girişte bir hol karşılıyor, daha sonra salon, açık mutfak, şu anda içinde bulunduğum kısım. Buradan havuza, bahçeye açılan kapımız bulunuyor ve bulunduğum villa kale deniz manzaralıdır. Aynı zamanda yaz-kış konforu yaşayabilmeniz için yerde ısıtma sistemi ve VRF sistem klima bulunmaktadır. Villalarımızın mutfakları içerisindeki ankastre ürünleriyle birlikte teslim edilecektir. Villamız oldukça kullanışlı olup aşağıdaki müştemilat alanı ile birlikte 300 metrekare kullanım alanına sahiptir. Evet, villamıza girişte 3 yatak odası, 2 banyo, 1 salon açık mutfak olduğunu söylemiştik. Aşağı katında ise dışarıdan merdivenle bağımsız girişli müştemilat alanı bulunuyor. Müştemilat alanımız 2 ayrı yatak odası ve içerisinde ebeveyn banyolarıyla birlikte aynı zamanda da bir mekanik odamız bulunuyor. Villalarımız şebeke suyuna bağlı olup aynı zamanda her villanın kendine ait 16 tonluk su deposu ve hidroforu bulunuyor. Villamızın avantajlarından bahsetmem gerekirse tabii ki sıfır ve yepyeni olması, oldukça cazip, iyi inşaat kalitesinde olması öne çıkan özellikleri arasında, tabii ki her evde olduğu gibi en önemli özellik olan konumu. Burası Bodrum merkezde, yaşamın kalbinde, fakat aynı zamanda da bir o kadar izole, sessiz, sakin bir lokasyondadır. Dilerseniz yaşamın merkezine, restoranlara, alışveriş noktalarına çok kısa bir sürüş mesafesinde, dilerseniz yürüyerek ulaşabileceğiniz kadar yakın bir noktadayız. Alışverişinizi yapıp yemeğinizi yedikten sonra evime gidip dinlenmek istiyorum dediğiniz anda evet, burası tam size göre. Villalarımızın kademeli bahçeleri bulunuyor. Hem giriş katımızda bir bahçe alanı, aynı zamanda yan tarafında verandası ve aşağıya indiğinizde alt katta da yine müştemilat alanının önünde de geniş bir bahçe alanı ve daha da merdivenle aşağıya indiğinizde ise hobi bahçeleriniz sizleri bekliyor olacak. Burası 7/24 güvenlikli bir site olup aynı zamanda da her villanın kendine ait bağımsız girişi bulunuyor. Kumandanız ile otomatik garaj giriş kapısını açıp hemen villanızın yanına aracınızı park edebilirsiniz. Her villanın kendisine ait 5 metreye 14 metre özel yüzme havuzu ve yüzme havuzundan kesintisiz doğa, deniz ve şehir manzarası bulunuyor. Tüm villaların bahçelerinde otomatik sulama sistemi mevcuttur. 30 santimetreye yakın duvar kalınlığı olan tüm villalarımızın ısı ve su izolasyonları eksiksiz yapılmıştır. Sitede çalışacak ailenin konaklayabilmesi için bir ev, aynı zamanda da site girişinde güvenliğin durabilmesi için bir güvenlik kulübemiz hali hazırda mevcuttur. Detaylı metrekare bilgilerini ve fiyat bilgisini videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet, villalarımız hakkında genel bir bilgi verdim. Şimdi yavaş yavaş dilerseniz villamızı gezelim. Evet sevgili izleyenler, şu anda villamızın bahçesindeyim.
buradan başlamak istedim. Öncelikle bir dış görüntüsüne birlikte bakalım istedim. Villamıza buradan baktığımız zaman gördüğünüz gibi burası tek katlı bir villa aslında. Evet, girişimiz villamızın girişi ve villamız tek katlı. Aşağısında ayrıca merdivenlerle ayrı girişli müştemilat alanı bulunuyor. Burası ana yaşam alanı olup tek katlıdır ve aynı zamanda da yüksek bir tavana sahiptir. 3.30 tavan yüksekliğimiz mevcuttur. Burası villamızın ana giriş kısmı. Bu görmüş olduğunuz alan karşımızdaki. Aracınızı bırakabileceğiniz alan ve otomatik garaj kapımız bulunuyor. Otomatik kumanda ile açıp aracınızı bırakıp direkt villaya giriş yapabiliyorsunuz. Evet, bahçe alanımız, özel yüzme havuzumuz 5 metreye 14 metre büyüklüğünde, oldukça ideal ölçülerde. Ve bahçe alanımız, aşağıda da bir bahçe alanımız bulunuyor. Birazdan indiğimizde size göstereceğim. Bahçelerde otomatik sulama sistemi bulunuyor. Evet, yavaş yavaş villamıza giriş yapmadan önce size tabii ki manzarayı göstermek istiyorum. Evet, böyle kameramızı çeviriyoruz. Ve muhteşem görünen kale ve deniz manzarası. Evet, villadan direkt kale, deniz, yat limanı rahatlıkla görünüyor. Aynı zamanda da Bodrum'un simgesi olan beyaz evlerimiz, şehir manzaramız derin bir vadi manzarasıyla bütünleşerek oldukça hoş bir manzara ve keyif, izleme keyfi yaratıyor. Şu anda hafif bir esinti var. Oldukça hoş. Çünkü hem merkeze yakınız hem de çok tatlı bir yokuşla hafif yukarıda olmamızın avantajı ile serin bir lokasyondayız. Buradan dilerseniz yürüyerek, dilerseniz aracınızla birkaç dakika içerisinde Bodrum merkeze ulaşabiliyorsunuz. Ve buranın yukarıdan, ana yoldan, çevre yolundan ayrı bir giriş olması sebebiyle hiç Bodrum merkezinin trafiğine takılmadan diğer yoldan villanıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Villamızın tamamını göstermek adına yandaki bahçeyi de çekiyorum şu anda. Evet, yan bahçesindeyim şu anda. Farklı açılardan villamızı alıyorum. Evet, havuzumuz hemen villamızın önünde. Yatak odalarını görebiliyorsunuz. Tüm yatak odaları bahçeye açılıyor. Ve tüm yatak odalarımız denizi görebiliyor diyebilirim. Özellikle bu taraftaki iki yatak odası görmüş olduğunuz gibi geniş camlara, cam kapılara sahip olup hem bahçeye açılıyor hem de bu muhteşem kale deniz manzarasını hem salonunuzdan hem de yatak odalarınızdan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Evin alanları oldukça kullanışlı. Önü kesintisiz, deniz, doğa ve şehir manzaralı, ferah kullanım alanlı, 1100 metrekare arsa paylı, oldukça kullanışlı bir villa. Şimdi yavaş yavaş dilerseniz içeri doğru geçelim. Evet, burası salon açık mutfağımız, villamızın içerisi. LED aydınlatmaları mevcut. Yerden ısıtma mevcut. Villamızın bu katında hem yerden ısıtma hem de VRF sistem klima bulunuyor. Alt müştemilat alanında ise sadece split klimalar bulunuyor. Evet, mutfağımız geniş, kullanışlı ankastre ürünleri içerisinde sağ tarafta görmüş olduğunuz bu alan, buzdolabı, ankastre
buzdolabımız içerisinde. Çift kapılı, derin donduruculu. Evet, mutfak tezgahlarımız. Tüm detaylar videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Villaya ait kullanılmış malzemelerin detaylarını. Fırınımız, bulaşık makinemiz. Hepsi hali hazırda mevcut. Burası da yan terasa açılan, mutfaktan yan terasa açılan cam sürgülü kapılarımız. Evet, bir de bu açıdan bakalım salonumuza. Evet, salondan gördüğünüz gibi hem havuzu hem denizi rahatlıkla, hem de bahçeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aydınlık bir ev. Evet, bu şekilde salondan çıktığımız zaman havuz ve teras alanına ulaşıyoruz. Önümüzde herhangi bir yapı, önümüzü kesen herhangi bir yapı bulunmuyor. Bulunması da mümkün görünmüyor. Çünkü kot farkından dolayı ve hali hazırda yapılmış yapılar alt kotta mevcut olduğundan dolayı önü kapanmaz deniz manzaralı villamız. Burası ana giriş kapımız. Sol tarafta vestiyer alanımız bulunuyor, dolaplı. Ana giriş kapısından girdiğimizde bir hol karşılıyor bizi. Buradan sol tarafa döndüğümüzde yatak odalarına doğru ilerliyoruz. Doğru ilerlediğimizde ise az önce bulunduğum salona doğru ilerliyorsunuz. Evet, burada banyomuz var. Burası ortak banyodur, duş kabinli. Zeminlerde Kütahya seramik kullanılmıştır. Evet, sağ tarafa doğru dönüyorum. İlk yatak odamız. İçerisinde tavana kadar gömme dolabı mevcut. Direkt bahçeye, havuz alanına ve muhteşem kale deniz manzarasına doğru açılan sürgülü bir cam kapısı bulunuyor. Evet, direkt bahçeye ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Koridordan ilerliyorum. Sağ tarafa dönüyorum. Burada yine bir yatak odamız bizi karşılıyor. Harika bir atmosferi var gerçekten. Şu anda hiçbir ses hemen hemen duymuyorum. Kuş seslerini duyuyorum. Buradan ilerliyorum. Yine bahçeye ulaşıyorum. Havuz bahçe alanına. Kale direkt karşımızda bütünüyle duruyor. Hemen yanı başında yat limanı manzarası ve Bodrum şehir manzarası. Bodrum'un merkezinde olmak istiyorum, Bodrum'u yaz kış yaşamak istiyorum diyenler için gerçekten çok güzel bir seçenek. Tavanda led aydınlatmalarımız, gömme dolabımız, yatak odamızın içerisinde çift kişilik yatak bulunuyor. Bu katta 3 yatak odası ve 2 banyo bulunuyor. 3. yatak odamıza geldim. Burası ebeveyn yatak odamız. Bu villa örnek villa olup mobilyalandırılmıştır. Diğer villalarımızda hareketli mobilyalarımız bulunmamakla birlikte görmüş olduğunuz gömme dolaplar ve ahşap yatak başlığı içerisinde mevcuttur. Bazası da mevcuttur. Sadece yatak kısmı bulunmuyor. Ve diğer hareketli mobilyalarımız bulunmuyor. Buradan da yine aynı manzarayı kısmen görebiliyorsunuz. Çok şık bir yatak odası. Tavan yüksekliğinin 3.30 olması ayrıca bir ferahlık veriyor. Işık alan bir ev, bahçeye bakan cam kapıları ve pencerelerinin olması artısı iç
içerisinde de ebeveyn banyosu bulunuyor. Bu yatak odasının hem tavana kadar hem duvar boyu gömme dolabıdır. Gerçekten oldukça kullanışlı. Villamızın şu anda otopark alanındayım. Az önce içerisinde bulunduğum mutfak alanı, villamızı, evet, bu açıdan görüyoruz. Size müştemilata inen merdiveni göstermek istiyorum. Şimdi bu merdivenden aşağıya doğru inip hem müştemilat alanını hem de aşağıdaki bahçe alanını sizlere göstermek istiyorum. Merdivenlerden aşağıya indim. Burası villanın bahçe alanı, alt bahçe alanı ve müştemilatların bulunduğu alan. Burada karşımda gördüğünüz gibi bir merdiven daha bulunuyor. Bu merdivenden inip alt kotlardaki hobi bahçelerine ulaşabiliyorsunuz. Villanın alt bahçesinde yürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası da çok hoş. Özellikle bu zeytin ağacı çok sevimli görünüyor karşımda. Burası, evet, bu zeytin ağacı orijinal buraya ait, bu bahçeye ait zeytin ağacı korunmuş. Yine bu kottan da kale ve denizi görebiliyorsunuz. Ağaçların arasından görünüyor. Bu ağaçları büyütmemek size kalmış. Dilerseniz daha farklı bir bitki türüyle de peyzajınızı tamamlayabilirsiniz. Şu anda bunlar dikili burada. Ama dilerseniz yerlerini de değiştirebilirsiniz. Bahçenize yapacağınız tüm değişiklikler sizin tercihiniz olacak. Görmüş olduğunuz gibi yine bu kottan da kaleyi, denizi görebiliyoruz. Müştemilat alanımızın dış cephesini görüyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi 2 adet sürgülü cam kapı bulunuyor. İkisi de birer oda ve içlerinde ebeveyn banyosu bulunuyor. En sonda da mekanik odamız bulunuyor. Bu görmüş olduğunuz karşımdaki giriş kapısı mekanik odaya açılan giriş kapısı. Yan tarafında bir odamız, bağımsız gelişli, kilitleyebiliyorsunuz. Misafiriniz ya da çalışanınızı bu odalarda ağırlayabilirsiniz. Hemen yan tarafında da bir oda daha var. Şimdi içlerine doğru ilerliyorum ve sizlere gösteriyorum. Ve odamız küçük bir oda değil. Tabii ki mobilya olmadığı için biraz daha küçük görünebiliyor alanlar ama şu anda içerisindeyim. Buraya rahatlıkla, yani stüdyo bir daire bile olabilir aslında, buraya bir kitchenette konup hani ayrı bir daire olarak dahi kullanabilecek, stüdyo daire olarak kullanılabilecek ölçülerde diyebilirim burası için. Evinizde yaşayan bir genç kızınız ya da genç bir delikanlınız var ise burası onlara göre diyebilirim ayrı bir yaşam alanı. Hem villanın içerisinde hem villadan bağımsız özel bir yaşam alanı olabilecek boyutlarda burası ve bahçeye açılıyor. Şu anda diğer
müştemilatımızın içerisindeyim. Yine ayrı girişli. Ebat olarak aynı diyebilirim. Yandaki odayla birlikte. Her ikisinin içerisinde de banyo bulunuyor. Dilerseniz küçük bir kitchenette koyabileceğiniz alan mevcut. Dediğim gibi stüdyo daire olabilir, yatak odası olabilir. Tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir kullanım alanı. İçerisinde split klimasıyla birlikte. Ve yine bu alanda bu harika bahçeye açılıyor. Evet, alt kattaki müştemilat alanımızın önündeki bahçe alanı. Beğendiyseniz beğeni bırakabilir. Diğer videolarımı izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle Bodrum'dan sevgiler.